Şimdi bugün yeni bir rekor daha kırdık. 6000 puanı gördük. Bundan sonraki süreçte büyük bir ihtimalle endekste bu yukarı yönlü yükselişin devamını biz göreceğiz. Ama biraz daha böyle bu ivmede değil, yani bu açıyla değil, yani çok dik açıyla endeks kısa vadede bir yükseliş içerisinde. Hem son 3 gün, 3-4 günü baktığımızda da bu şekilde. Hem de mesela ayın 26'sından beri, 26 Mayıs'tan bu yana Mina Hanım, endeks inanılmaz bir dik açıyla çıkıyor. 2 defadır yapıyor bunu. Bu tarz dik açıyla bu kadar sert çıkışları ben mesela geriye dönük baktığımda bu kadar sert yükselişler hiç dikkatimi çekmedi. Düşüşlerde dikkatimi çeken çok var öyle. Bu yani bu yükselişin tam tersi şeklinde böyle çok sert düşüşler var. Ama bu kadar dik açıyla bu kadar uzun boyutlu yükselişler çok nadir. Var ama çok nadir. Yani çok böyle sık görülmez. Bu aslında sanki böyle hani sizin, en son sizinle olan yayında konuştuk ya, 3. dalga yükselişi. Yani 1. dalgayı yükselişini tamamlamıştık. Daha sonra 2. dalgadan bahsediyorduk. Dolar bazı özellikle. Ve şimdi 3. dalga yükselişi. Bu 3. dalga yükselişi yükselişin ilk başlarında çok sert olur. Sert bir başlangıç yapar. Yani çok kolay kolay böyle yakalayamazsınız. Ancak burada inanırsanız, burada biraz risk alırsanız bu sert yükselişleri yakalarsınız. Onun haricinde biraz seyirci kalma durumu genelde yüksektir. Ya da böyle tesadüfen mesela burada hiçbir şey yapmadan zahmetsiz en güzel para kazanan kesim şu anda fonlar. Hı-hı. Zaten ellerinde hisseler var. Bankası da var, holdingi de var, havacılığı da var. Yani bu aşağı yukarı çoğunda bu %90 bu portföyler dağılmış durumda. Sadece oranları farklı. İşi bilen havacılık, banka, çimento gibi önemli sektörlere ağırlık veriyor. Şimdi burada fonlar zaten doğal olarak ciddi bir para kazanıyor. Ellerinde tutmuş olmadan dolayı hisse fonlar. Ama şimdi burada yavaş yavaş küçük yatırımcının da girebileceği seviyeler olacak. Büyük bir ihtimalle 6000'in üzerinde piyasa biraz durulmaya başlayabilir. Mesela hatırlarsan ilk konuştuğumuz rakam 6200'ler. Yani burası 240 dolara tekabül ediyor endekste. Normal şartlarda 240-250 dolar seviyesi endekste bu yükselişin ilk dalgası açısından, yani ilk başlangıç açısından gayet makul seviyeler. İşte hani bir şey açtık ya, bir sene sonu 8000 olur mu olmaz mı? Şimdi 250'lere kadar burada 250 dolara kadar çok rahat burada bir yükseliş ihtimalini biz görüyoruz. Ondan sonra asıl böyle ana hedef seviye olan 300 dolar. Arkadaşlar yani 300 doları hemen hesaplayabiliriz. 26 ile çarptık mı bize tam da konuştuğumuz rakamı yakın seviyeleri veriyor zaten. Bugünkü kurdan. Şimdi burada benim kanaatim, yani çok da böyle heyecan yarattırmayayım ama burada biz 1 yıl, 2 yıl boyunca hep yukarı gideceğimiz fakat ara orta vadeli düzeltmelerin olacağı bir trend içerisindeyiz arkadaşlar. Yani 3. dalga yükselişi böyle bir yükseliş. Şundan dolayı yani şimdi böyle hep konuşuyoruz ama böyle çok detay açılımları böyle biz genelde eğitimlerde, ne bileyim arkadaşlar arasındaki konuşmalarda bu alt kırılımları biraz daha detaylandırıyoruz. Haftalık grafiklerde baktığımız zaman bu üçüncü dalga yükselişi bizim için karşımıza çıkıyor. Haftalık grafikte üçüncü dalga inanılmaz bir şey. Yani bu 1 yıl, 2 yıl sürebilir. O yüzden bizim burada işimiz çok. Borsa İstanbul'da işimiz çok. Bu yüzden bizim bu programımızın da konu başlığı olarak burada kazanacak tek bir kesim var. Birincisi fonlar, yoğun hisse fonları, bir de aynı fon mantığıyla çalışan, taşıyabilen yatırımcılar. Küçük yatırımcının burada taşıyıcı kesimde olması, tarafta olması çok önemli ve tabii daha da önemlisi doğru hisseyi bizim burada bulmamız gerekiyor. O yüzden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yolun çok başında olma ihtimalimiz çok çok yüksek. Onu söyleyeyim. O yüzden bir şey kaçmış da değil. Gerçekten baktığımızda böyle hisseleri taradığımızda benim karşıma halen böyle prim yapmamış, daha az yapmış fakat prim yapmaya devam edecek çok fazla hisse karşıma çıkıyor. O yüzden bu da aslında bunun olması bir bakıma iyi. Çünkü biz burada da bir istatistik yapıyoruz. Yani genelde aynı sonuca varacak bir takım sonuçlar çıkıyorsa böyle halen ucuz olduğunu kanaat getirdiğimiz hisseler karşımıza çıkıyorsa bu piyasanın işi var demektir. Burada da şöyle bir şey olacak. Örneğin BIST 30 hisseleri çok yükseldikten sonra biraz dinlenmeye çekilir. O dinlenme esnasında işte hisse değişimleri olacak. İşte piyasa burada temeli olan, bilançosu iyi olan, böyle detay bazı bilgilere sahip olan kişiler burada biraz daha doğru hisseleri yakalamış olacak. Zaten bu programlarda da o detay bilgileri biz ara ara böyle veriyoruz. Dikkatimizi çeken bilgileri veriyoruz. Ama doğru sektörlerde bulunmak burada hayati önem taşıyor. Örneğin sürekli konuştuğumuz mesela havacılık sektörü. En son yanılmıyorsam sizin de programımızda olmazsa olmaz sektörler diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani burada bir olmazsa olmaz derken yani bir Türk Hava Yolları, bir Pegasus olmadığı zaman o portföy eksik oluyor arkadaşlar. Yani bunun gibi nokta vuruşu hisseleri bizim taşımamız gerekiyor. Tespit edip taşımamız gerekiyor. İşte biz de burada işte biraz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani dikkat çekmeye çalışıyoruz iyi olan hisselere.